Beykoz çok güzel. Bu güzelliği meydana getiren birinci etken elbette komşularımız. Çünkü Beykoz'da Anadolu'dan ve Karadeniz'den gelen komşularımızla huzur içinde yaşıyoruz. Bu mutluluğu bütünleyen hemşerilerimizden bazıları da Giresun Tirebolu Ede köyünden vatandaşlarımız. Hem onların hasretini bir nebze olsun gidermek hem de sizlere bu köyü tanıtmak için bu bölümümüzdeki istikametimiz Giresun. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası. Çok sevilen bir Giresun türküsü dizeleriyle düştük yollara yine. Burası Giresun ili Tirebolu ilçesine bağlı Ede köyü. Sahilden uzaklığı 6 kilometre, 200 rakıma sahip köy, 200 haneli. Yemyeşil, doğa içinde saklı bir cennet gibi. Çoğunlukla fındık bahçeleri gözümüze çarpıyor. Köy, geçimini fındıktan sağlıyor. Hayvancılık yok denecek derecede az. Köy sakinlerinden aldığımız bilgilere göre, çok eski yıllarda her hanede birer inek varmış. Fakirlik çeken halk her türlü zorluğun üstesinden gelmek için tüm alternatifleri değerlendirmiş. Fakat şimdilerde hayvancılık yapılmıyor. Fındık Ede köyünün geçim kaynağı. Giresun köylerinde ara sıra arıcılığa da rast geliyoruz. Ede köyünde de arı kovanları çıkıyor karşımıza. Köy halkı kendi balını da üretmeyi başarmış. Doğal organik ballar köy halkının sofralarında yerini alıyor. Yeşiller arasında gördüğümüz şu eve bakın. Tek başına meydan okuyor doğayı. Karadeniz'de yerleşim, arazi yapısının engebeli olması nedeniyle genelde dağınıktır. Evler arasında uzaklıklar dikkatimiz çekiyor bu bölgede. Objektifimize takılan bu ev ve serander tablo gibi duruyor yeşiller arasında. Köyde 50 yaş üstü emekliler kalıyor. Gençler gurbette. Çalışmak, okumak, hayatı kazanmak için köyü bırakıp gitmişler. Köy, Giresun ve civar köylerde tanınan Çepni Beyleri denen bir ailenin ileri gelenleri tarafından kurulmuş. Yemyeşil olan bu köye eski yıllarda çok kar yağarmış. Yollar kapanır, diğer köylere ulaşım kesilirmiş. Elektriğin olmadığı o yıllarda büyük zorluklar ve fakirlikler yaşamış halk ama yine de mutlu günlermiş onlara göre. İşlerini birlikte yapar, imece usulü yardımlaşırlarmış karın çok yağdığı o yıllarda. Şimdilerde köy insanı özlem duyuyor eski dostluklara, komşuluklara. Ede köyü tıpkı civar köyler gibi yemyeşil. Seyretmeye doyamıyoruz Ede köyünü. Karadeniz insanının dostu, samimiyeti, sıcaklığı çağırıyor bizi köyün içlerine kadar. Objektifimiz bile bayram ediyor bu manzaralar karşısında. Yüzümüzde tebessüm, içimizde huzur, ilerliyoruz köy manzarasında. Köyde 8 mahalle var edindiğimiz bilgilere göre.
200 haneli Ede köyü halkının zaman geçirebileceği, kıraathane ve alışveriş yapabilecekleri iki bakkal var. Köyde bir cami ve faaliyette olmayan bir de eski bir ilkokul var. Gelin şimdi Ede köyü sakinleriyle yaptığımız sohbetleri izleyelim. Ben Tirabolu Ede köyü muhtarı Alaaddin Çelik. Bu dönem muhtar oldum. Köyümüz Çepni boylarından gelen grup halinde gelen gruplar içerisinden büyük abi olarak Ede köyüne yetişen kişi. Ede köyünün ismini ağır olarak almıştır. Ede köyümüz 200 hane olup 220 kişi barındırmaktadır şu an. Geçim şartları zor olduğundan gençlerimiz kuvvete çıkmıştır. Yurt dışı, yurt içi büyük şehirlere gitmiştir. Köyümüzde kalanlar çoğu 50 yaş üzerindedir. Emeklilik bulunan kişiler bulunmaktadır. Köyümüzde bir cami, bir ilköğretim okulu. İlköğretim okulu taşıma sistemine geçince okul boşaltılmıştır. Tarihi eserlerden bir çeşme, bir köprü, bir su deposu bulunmaktadır. O su deposu da 2006 yılında yapılmıştır. 2011 yılında yapılmıştır devletimiz tarafından. Hane bulunmaktadır. 120 kişi yaşamaktadır şu an. Geçim şartları zor olduğundan gençlerimizin çoğu gurbettedir. Köyde yaşayan genç 2 veya 3 kişidir, sayılı kişilerdir. Diğerleri 50 yaş üzerindedir. Emekli çoğu emeklidir. Geçimini fındıktan sağlamaktadırlar. Ede Köyü Muhtarı Alaaddin Çelik Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben Tirabolu Ede Köyü'nden Mustafa oğlu Cemil Çendoğlu, 1952 doğumluyum. Bu köyde 3 dönem muhtarlık yaptım. Esnaflık yaptım. Bu bakkal bizimdir. Bakkal döndür. Burası da bakkaldı. Okul vardı. 1964 yılında 3 sene okula gittim. 64 yıldan sonra Ede köyünde okul yapıldı. Oraya gitmeye başladık. Cemil amcaya verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Azmi amca ve Melahat teyze gülen yüzleriyle renk kattılar bizlere. Azmi Çendi, 1949 doğumluyum. Ede köyünde doğdum. İstanbul'da yaşantım geçti. 2000 yılında ev yaptırdım, köyüme geldim. İlkokulu Karademir köyünde bitirdik. Aşağı yukarı hemen hemen de 5 kilometre yol yürüyerek gittik. Bizden sonra ilkokul geldi. 71-72 senelerinde geldi. Ben o zaman liseyi bitirmiştim. Çok fakirdik. Yani yaşantımız çok kötüydü. Gaz lambasının ışığında ders yapardık. Derede devamlı surette yüzerdik. Baştalardık. Çocukluğumuz hep derede geçerdi. Hatta balık da çok oluyordu. Şimdi hiç balık yok. Şey çoktu. Vatandaş köyde çoktu. Her evin bir iki tane ineği vardı.
ineksiz ev yoktu. Çok fakirlikler, zorluklar çektiklerini söylerken bile yaşadıkları her şeyin bir tecrübe olduğunu dile getiriyorlar. Yine de güzel günlerdi deyip mutlulukla anıyorlar o yılları. Ve gençler unutmasın, köylerine sahip çıksınlar diye de mesaj veriyorlar. Ede köyünde bir cami bulunuyor. Yüksek bir tepenin üzerinde bulunan cami, beyaz mavi minaresiyle dikkatimizi çekiyor. Bembeyaz boyasıyla yeşilin içinde parlıyor cami. Burada yapılan tüm dua ve ibadetlerin kabul olmasını diliyoruz bizler de. Gelin bir de caminin içine bakalım. Duvar işlemeleri gözümüze çarpıyor. Mavi turkuaz renkler arasında Arapça yazılmış harfler. Çini desenlerden gözümüzü alamıyoruz. Yeşiller arasında saklanmış eski bir köprü gözümüze çarpıyor. Altında akan derenin ismi bilinmiyor. Köprü otlarla kaplanmış. Çok eski yıllara ait olduğu bilinen bu kemer köprünün 200 yıllık bir geçmişi var. Yine hayallere kapılıp gidiyoruz. O yılları canlandırıyoruz bir an beynimizde. Kim bilir kimler geçmiş bu köprünün üstünden? Kim bilir kimler kavuşmuş? Ede köyünde tarihin izlerine sıkça rastlamak mümkün. 200 yıllık kemer köprüden sonra bir de tarihi çeşme ile karşılaşıyoruz. Bu çeşme tam tamına 100 yıllık bir geçmişe sahip. Hala suları akıyor buz gibi. Taşları yosun tutmuş. Akan sudan biz de yüzümüze sular serpiyoruz. Edeköy mezarlığı köye hakim bir tepede, yol üzerinde. Mezarlığa ulaşım her yönden sağlanabiliyor. Edeköy halkının ataları yatıyor burada. Biz de hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Köyde eski yıllara ait bir bakkal görüyoruz. Şehre inmenin zor olduğu yıllarda hizmet vermiş köy halkına bu eski küçük bakkal. Öyle küçük demeyin, yok yok bu bakkallarda. Köylünün imdadına yetişirmiş o yıllarda. Eski, bakımsız bir ilkokul gözümüze çarpıyor Edeköy'ünde. Eskiden okula gelmek için yanına azığını alan öğrenciler dereyi geçerek ayağında lastiklerle gelirlermiş bu ilkokula. Köy halkı eski yıllarda ne zorluklar görmüş ama yine de eğitim almaları için çocuklarını göndermişler bu ilkokula. Tarihe tanıklık etmiş bu ilkokul yakın zamanda kütüphane veya düğün salonu olarak yaşatılmak isteniyor. Onarılıp kütüphane olmasını biz de temenni ediyoruz. Bir köy daha aklımıza takılı kaldı. Güzelliği, yeşili, doğasıyla, mis gibi havasıyla. Geldik, gördük, dinledik köy insanını. Anlamaya çalıştık anlattıklarını, o eski yıllara dair yaşanmışlıklarını. Anlatılanları ne kadar anlayabilir ki insan? Yaşaması gerekir.
o yörenin havasını içine çekmesi gerekir. Taşlarına takılıp yollarında yürümesi gerekir. Ayrılma vaktidir Ede köyünden. Giresun eli Trebolu ilçesine bağlı Ede köyünden ayrılırken bol oksijeni çekiyoruz içimize. Gözlerimiz dinleniyor yeşilin her tonuna bakarken ve köy büyüklerinin de dediği gibi gençler unutmasın köylerini, sahip çıksınlar topraklarını. Bu temennilere bizler de katılarak köyden mutlulukla ayrılıyoruz.